Bu videoda kısaca komünizmden bahsedeceğim. Elimizde bir sermaye olduğunu varsayalım ve bir fabrika açmak istiyoruz. Sermayemizi üretim araçlarına yatırmamız gerekir. Peki nedir bunlar? Ham madde, fabrika, arsa, makine, know yani üretim bilgisi. Örneğin giyim tekstil fabrikasıysa nasıl tişört yapılacağı bilgisini veya bilen birisini almalıyız ve tabii ki işçiler. Bütün bunlar birleşince elimize ürün geliyor. Bu ürün üzerinde sabit ve değişken maliyetimiz ve getirimiz var. Getirimiz maliyetimizden yüksek olursa ürün kara yani yeni bir sermayeye dönüşüyor. E ama serbest piyasa bu. Tek giyim tekstil fabrikası biz olmayacağız ki. İnsanlar bakacak bu tişört üretiminden çok para kazandığımızı görecek ve bu işle ilgilenmeye başlayacak. Kiraladığımız fabrikanın sahibi, oho herkes bu fabrikayı istiyor deyip kira ücreti talebini arttıracak. Bununla kalmayacak bir de fazla pamuk yetişmeyen bir yerde olduğunuzu varsayarsak herkes giyim tekstil fabrikası açtığı için ham madde kıtlığı yaşanacak. Bizim İşe ilk başladığımızda 1000 TL aldığımız pamuğu artık 5000 TL alabileceğiz. E ne oldu şimdi? Değişken maliyetimiz arttı ve artmaya devam ediyor. Nasıl tasarruf edeceğiz? Ham maddeden tasarruf edersek yani daha kalitesiz veya daha az mal alırsak getirimiz azalacak. Fabrikamızı terk edip dağın başında kötü ve eski bir fabrikaya geçersek yine getirimiz azalacak değişken maliyetimizden tasarruf edemiyorsak yapmamız gereken tek bir şey kalıyor. O da sabit maliyetten tasarruf etmek. Yani işçilerin maaşlarından ve sayılarından. Daha çok çalışmaları ve daha az kazanmaları gerekiyor ki karımız artsın. Marx da diyor ki sizin bunu yapmaya hakkınız yok ulayın. Üretim araçları artı emek eşittir ürün ediyor. İşçiler olmasa ham madde kendi kendine mi ürüne dönüşecek? İşçilerin üretim araçlarına kattıkları emek ise artı değer olarak sermaye sahibinin karı oluyor. Marx, sermaye sahiplerinin sadece sermayeleri var diye emek vermeden işçilerin üzerinden kazandıklarını söylüyor ve bu düzene karşı çıkıyor. Üretim ilişkilerinin toplumsal yapıyı belirlediğini, üretici yani proletaryadan ürettirici yani burjuvaziye artı değer akışının devam etmesini sağlayan sistemlerin de eğitim, kültür, medya, aile ve tabii ki devlet olduğunu söylüyor. Ayrıca Marx tarihi sınıf savaşları olarak değerlendiriyor. Bu tarihsel materyalizme göre Tarihin başında ilkel komünizm var. Daha sonra bir alfa çıkıyor ve şu grup avlanmaya, şu grup toplamaya gitsin. Elde ettiklerinizin bir kısmını verin. Ben sizi yönetiyorum diyerek kabile reisi oluyor. Bir zaman sonra kabile üyeleri "Ulan bu ağaçların, hayvanların sahibi oluyor da ben niye olamıyorum?" diyor ve toprak sahibi olup emirlerinde çiftçi çalıştırıyorlar. İşte bu döneme feodalizm deniyor. Sonra derebeylerinden bıkıp ticarete başlayan çiftçiler tüccar, esnaf sınıfını oluşturuyorlar. Ve yanlarında bir de çırak sınıfı geliyor. Sanayi devrimiyle de sınıflar burjuvazi ve proletaryaya dönüşüyor. Bu dönemin adı da kapitalizm. Marx ...kapitalizm devrinin proleter devrimiyle biteceğini ve sosyalizm devr devrine girileceğini öngörüyor. Sosyalizm devrinde ise yeni sınıflar proleter devrimine katılan proletarya diktatörlüğü kurucuları... ...ve lümpen proleterler oluyor. Yani dilenciler, genel ev sahipleri, dolandırıcılar ve benzeri gibi sınıf bilincine sahip olmayan hayatta kalmak için burjuvaya ihtiyacı olan insanlar. En nihayetinde yeni düzene uyum sağlayamayan burjuvalar öldürüldükten ve lümpen proleterler eğitilip bilinçlendirildikten sonra proletarya diktatörlüğü kendini fesh ediyor ve yönetimsizlik başlıyor. Yani son aşama komünizm dönemi.